Değerli izleyenlerim, bugünkü sorularla İslamiyet programımızda musibetlere karşı tavrımız ne olmalı sorusuna cevap vermeye çalışacağız. Şu dünyada hemen hemen herkes bir takım musibetlerle karşı karşıya kalıyor. Bunların bir kısmı büyük, bir kısmı küçük ve insanın bu tarz musibetlerden kurtulabilmesi adeta mümkün değil. Şu dünya bir takım özellikler taşımakta. Bu özelliklerden bir tanesi de bu dünyanın bir e, musibet yeri, bir çile yeri olması. Bazı insanlar bu musibetlerin karşısında yıkılır, ezilir, feryat eder. Ama bazı insanlar bu musibetler karşısında örnek tavırlar alırlar ve adeta zamanla musibetlerden lezzet alır bir duruma gelebilirler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam konumuzu ilgilendiren bir hadisinde şöyle buyuruyor. Müminin hali ne güzeldir. Eğer o nimete mazhar olsa şükreder sevap kazanır. Başına bir musibet gelse sabreder yine sevap kazanır. Demek ki bir insan nimete mazhar olduğunda şükretmeli. Ama başına bir musibet geldiğinde o zaman da sabretmeli. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mümini üzen her şey musibettir buyuruyor. Mümini üzen ona eziyet veren eza veren her şey musibettir. İşte hastalık bir musibettir. Bir iflas olayı bir musibettir. Zaman zaman meydana gelen kaza gibi durumlar birer musibettir. Öte yandan ölüm herhalde bu musibetlerin en büyüğü. Allahu Teala bu gibi musibetlerle insanları imtihan etmekten. Olaylar birer ayıraç ve bu gibi olaylarla insanların kalitesi, derecesi ortaya çıkmakta. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam bir başka hadislerinde şöyle buyuruyor. Eşeddun-nâsi belâen el-enbiyâ. En fazla belaya maruz kalanlar başta peygamberlerdir. Sümme'l evliya, sonra Allah'ın veli kulları, fel emseru vel emfel. Sonra derecesine göre diğer insanlar. Demek ki dağına göre kışı olur denildiği gibi insanın da manevi büyüklüğüne göre e, musibetler de o derecede büyüyor ve şu dünya hayatında çekilen çile, sıkıntı o nispetle büyüyor. İşte Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin hayatını okuyoruz. Mesela bir Hz. İbrahim'in Nemrut'la imtihanı kolay bir imtihan değil. Diridir ateşe atılıyor. Hz. Musa'nın Firavun'la imtihanı kolay bir imtihan değil. Çok eziyetlerle, sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Sadece Firavun'la değil, kendi kavminden çektikleri Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda ...bir peygamber ne gibi sıkıntılara maruz kalmış görüyoruz. Öte yandan en fazla peygamberimizin hayatını bilmekteyiz. Daha yakından tanımaktayız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 13 yıllık o Mekke döneminde... ...peygamberliğinin ilk döneminde ölüm tehdidiyle karşı karşıya olması... ...ve çok sıkıntılar çekmesi, ona tabi olan Müslümanların bir kısmının katledilmesi... ...çok ezalara, cefalara maruz kalmaları... Bunlar da yine tarihen bildiğimiz gerçekler. Demek ki bu anlamda e, başta peygamberler olmak üzere derecesine göre insanlara musibetler geliyor. İnsanların bunlardan tümüyle kurtulabilmesi zaten mümkün değil. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu gibi şeylerle imtihan edileceğimizi bize bildiriyor. Ve e, ve beşiriz sabirin diye sabredenleri müjdele diyor. اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابَتُمْ مُس۪يبَتُمْ O e, sabreden kimseler kendilerine bir musibet isabet ettiğinde galu onlar derler ki inna lillah ve inna ileyhi raciun biz Allah'a aidiz ve ona döneceğiz. Burada musibetlere karşı e, bize bir kalkan, bir siper gösteriliyor. O da inna lillah ve inna ileyhi raciun ayetim. Demek ki bir insan dilini buna alıştırırsa musibetler karşısında inna lillahi ve inna ileyhi raciun diyebilirse o insan musibetler karşısında yıkılmaz, dimdik ayakta kalır ve hayat yolunda düzgün bir şekilde yoluna devam eder. Ama bunu diyemediği zaman doğrudan doğruya kendi güç ve kuvvetiyle o musibetlerin karşısında durmaya çalışırsa karşı koyamaz ve e, yıkılır. Bunun manasını biraz açıklamakta fayda görüyorum. Genelde meallerde inna lillah biz Allah'tan geldik ve inna ileyhi raciun ona döneceğiz. Bu tarz meal veriliyor. Bu yanlış bir mana değil ama kanaatımızca burada inna lillah Allah'tan geldik manasından ziyade şunu ifade ediyor. İnna lillah biz Allah'a aidiz. Yani kendimiz için değiliz Allah'a aidiz. Ve inna ileyhi raciun, ve ona rücu edeceğiz, ona döneceğiz. Allah'a ait olmak, mesela bir asker orduya aittir. Ve orada artık kendi başına rastgele hareket edemez. Normalde askerde yapılan talim, eğitim insana zor gelir. Ama ben devlete aitim, ben şu anda askerim dediğinde emredersin komutanım der ve emredilenleri yapmak ona zor gelmez. Benzeri bir şekilde bir insan ben Allah'a aidim diyebilirse Allah'tan gelen her şeyi hoş karşılar. Hatta bazıları bu noktada demişlerdir ki hoştur bana senden gelen ya gonca gül ya da diken ya hilatu ya da kefen narın da hoş nurunda hoş. Yani Allah'tan gelen her şey güzeldir. Ve Arapça bir ibarede şöyle deniliyor. Küllüm minel habibi habibun. Habibin diyarından gelen her şey güzeldir. Cenab-ı Hak cemili mutlaktır. Onun isimlerinden bir tanesi de cemil olması yani mutlak güzel olması. Mutlak güzelden gelen her şey elbette güzeldir. Burada tabii güzelliği belki ikiye ayırmamızda fayda var. Bazı şeyler doğrudan doğruya güzel. Onlara hüsnü bir zat deniliyor. Bazı şeyler neticeleri itibariyle güzel. Onlara da hüsnü bil gayr deniliyor. İşte sağlık güzeldir. Bu noktada bir problem yok. Ama eğer kimden geldiğini bilirsek ve görevinin ne olduğunu bilirsek hastalık da güzeldir. Dolayısıyla bu da bir, yine bir güzelliktir. Bir insan hasta olduğunda bunu Allah'tan bir hediye gibi görebilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. El emrat hedaya minallah. Hastalıklar Allah'tan birer hediyedir. Dolayısıyla Allah'tan bir hediye olması onun günahlarına bir kefaret olma cihetidir. Öte yandan onun derecesini yükseltir. Öte yandan sabretmesini ona öğretir. Ve diğer musibet zedi olan insanların durumunu daha iyi kavramayı öğretir. Bu gibi durumlar söz konusudur. Dolayısıyla bir insan şu hayat mektebinde çok şeylerden ders alabilir böyle mürşit durumunda olan, kamil insan durumunda olan insanlardan ders aldığı gibi olaylardan da ders alır. Başına gelen bir takım musibetlerden bunlardan da ders alır ve o musibetlerin dilini çözmeye çalışır. Yani Allahu Teala başımıza gelen musibetlerle de bize mesaj vermektedir. Eğer bu mesajlar iyi algılanırsa kendimize çeki düzen veririz. ...acaba ben yanlış mı gidiyorum tarzındaki durumlardan kurtuluruz. Bu konuda şöyle örnek verilir. Mesela bir koyun sürüsü... ...diyelim başkasının arazisine doğru gidiyor. E bu durumda çoban o tarafa doğru bir taş atar. Ve koyunlar bunu gördüklerinde... ...demek ki buraya girmek bize uygun değil derler ve dönerler. Benzeri bir şekilde kader canibinden zaman zaman bize musibet taşları gelir. Bunlar geldiğinde... Acaba nerede hata yaptık? Ne gibi kusurumuz var? Hemen bunu düşünmeye çalışırsak o zaman insan bu gibi durumlardan daha uzak kalmış olur ve kendine çeki düzen vermiş olur. Şöyle bir olay nakledilir. İşte bir yerde bir doğumda altı parmaklı bir çocuk dünyaya gelmiş. Onu görenlerden bir tanesi bir bayan adeta beğenmemiş tarzda bir tavırla demiş ki altı parmaklı da çocuk mu olurmuş? Ardından kendi çocuğu dünyaya geliyor. O da altı parmaklı. Dolayısıyla neden buna altı parmaklı çocuk verildi? Ee, i̇şte Allah'ın tasarrufunu sanki beğenmemek gibi, dudak bükmek gibi bir durumla, tavırla mukabele ettiğinden dolayı. Bunun neticesinde ona da böyle bir şey geldi. İşte başımıza gelen musibetlerde en azından bu ciheti düşünebiliriz. Acaba nerede hatam var? Nerede kusurum var? Bunların farkına vardıktan sonra o zaman insan kendine daha böyle bir çeki düzen verir, kendini kontrol eder ve musibetlerin eliyle insan terbiye edilmiş olur. Ve iyi değerlendirdiğimizde musibetler bizi dergah-ı ilahiyeye sevk etmek için sanki birer kader kamçısıdır. Ve o zaman artık hastalık da güzeldir. Bir takım böyle nahoş gibi görülen şeyler de güzeldir. Hatta ölüm de güzeldir. Cenab-ı Hak hepimizi e, şu dünyada en güzel şekilde vaktini değerlendiren bahtiyarlardan eylesin. Başka bir programımızda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.